baba ya da annede, ailede o sevgi ve onaylanma duygusunu almamış, alamamış kesinlikle, olanlar mı onlar? Kesinlikle. Yani aşırı fedakarlık aslında bir kaygıdır. Neyin kaygısıdır? Fedakar olmasam sevilmeme kaygısı. Hı. Fedakar olmasam insanlar benimle iletişim kurmaz. Yalnızlık kaygısı. Hı. Aşırı fedakarlık bizim sadece akut dönemlerde kullanacağımız bir ilişki şeklidir. Yani çok bir arkadaşınız çok ihtiyacı olur. Hı. O dönemlerde fedakarlık yaparsınız. Ama siz bunu sürekli yaparsanız bu bir göreve dönüşmeye başlıyor. Fedakarlık göreve dönüştüğünde zaten kıymetsizleşir otomatik olarak. Seçtiğimiz insanlar da bu şemaya uygun insanlardır. Gidiyoruz, eğer aşırı fedakarlık şemamız varsa gidiyoruz, bencili seçiyoruz, beklentili olanı seçiyoruz, kendi hayatının sorumluluklarını üstlenmeyen kişileri seçiyoruz. Çünkü bizim bu özelliğimiz ancak o tip ilişkilerde ciddi derecede bir etki gösterebiliyor. Ha, kendimi aslında o yönüm beslemek için mi gibi kesinlikle, onu seçiyorum? Kesinlikle, yani şemayı devam ettiren karakterler üzerinden biz o yönümüzü, güçlü yönümüzü, orası bizim gelişmiş bir tarafımız. 7 yaşından beridir fedakarız. Hı. Anne babanın belki ihmalinden dolayı, belki de beklentilerinden dolayı bu güçlü dinamiğimizi nasıl bir ilişkide ortaya koyabiliriz? Bize ihtiyacı olan birini bularak.